Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için hazır yufkayla ile kolayca yapabileceğiniz yumuşacık dokusu ile sürekli yapmak isteyeceğiniz peynirli börek tarifim var. Eminim sizler de bu tarifi çok seveceksiniz. Dilerseniz bu böreği patatesli, kıymalı ya da ıspanaklı olarak da hazırlayabilirsiniz. Sizleri fazla bekletmeden hemen tarifime başlayalım yaklaşık 300 gram peynirimizin içerisine ince ince doğradığımız bir demet maydanozumuzu ilave ediyoruz. Peynir çeşidi olarak ben tulum peyniri, kaşar peyniri ve beyaz peyniri karışımını kullandım. Böreklerde peynirli yapacaksanız eğer mutlaka karışık peynir kullanmanızı tavsiye ederim. Çok daha lezzetli oluyor. Şimdi maydanozla peynirlerimizi karıştırıyoruz. Bu tarifimi deneyen herkes çok beğendi. Özellikle Instagram sayfamda da deneyen takipçilerim çok beğeniyor. Bir su bardağı sütümüzü bir kabımıza alalım. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Bir çay bardağı yoğurdumuzu ekleyelim. 2 adet yumurtamızı ilave edelim. Hepsini güzelce çırpalım. Dilerseniz iki yumurtanın birini sarısını üzerine ayırabilirsiniz. Ama ben iki yumurtanın tamamını içerisine atıyorum. Kalan bu sosta da üzerine sürüyorum. Böylelikle üzerinde yumurta kokusu olmuyor ve yine de çok güzel kızarmış oluyor. Sadece yumurta sarısı kullandığımız zaman gerçekten yumurtanın kokusu böreğin üzerinde oluşuyor. Eğer rahatsız olmuyorsanız o şekilde yumurta sarısıyla da sadece yapabilirsiniz. Herhangi bir fırın tepsisi veya borcamımızın üzerine çok az sıvı yağ ilave edip fırça yardımıyla her tarafını sıvıya alıyoruz. Bu tarifimde ben 5 adet yufka kullandım. Yufkamızın bir tanesini sıvı yağ ile yağladığımız fırın tepsimize kenarlarından sarkacak şekilde yerleştirelim. Kenarlarından sarkacak şekilde yerleştiriyoruz ki en son kenar kısımlarındaki kalan parçaları en üst kısmına kapatmak için böylelikle böreğimizin üst kısmı dümdüz olmuş olacaktır. Birinci kat olarak serdiğimiz yufkamızı iyice her tarafını dümdüz bir şekilde yerleştiriyoruz. Üzerine hazırladığımız sostan birkaç kaşık gezdirip fırça yardımı ile her yerine gelecek şekilde sürelim. İkinci yufkamızı da gelişigüzel bir şekilde yerleştirelim ve sosumuzdan sürelim. Dilerseniz ikinci kat yufkayı serdikten sonra üzerine peynirli iç harcımızın yarısını her yerine gelecek şekilde serpiştirebilirsiniz. Ben tek bir katta harcı eklemeyi daha çok seviyorum. İkinci katımızı da sos harcımızı döktükten sonra fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Şimdi üçüncü kat için üçüncü yufkamızı serelim. 3. yufkamızın üzerine harcımızı sürdükten sonra peynirli iç harcımızın hepsinin tamamını her yerine gelecek şekilde serpiştirelim. Burada eklemek istiyorum. İç harcınızı dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Patatesli, kıymalı, ıspanaklı gerçekten çok yakışacaktır. Tercih sizin. Dilediğiniz şekilde iç harcınızı da oluşturabilirsiniz. Üçüncü yufkamızın üzerine peynir harcımızı döktükten sonra dördüncü yufkamızı da gelişi güzel bir şekilde üzerine yerleştirelim. Dördüncü yufkamızı da yerleştirdikten sonra sosumuzdan sürelim. Sosumuzun yufkaların her tarafına geldiğinden emin olalım. Böylelikle böreğimizin içi de güzel bir şekilde pişecektir. Son olarak 5. yufkamızı da böreğimizin üzerine serelim. 5. yufkamızı da yerleştirdikten sonra sosumuzdan sürelim. Daha sonra tepsimizin kenarlarından taşan yufkayı içe doğru katlayalım. Katladıktan sonra böreğimizin en üst katına da kalan sosumuzu sürelim. Gördüğünüz gibi hiç boşluk bırakmadan tüm katmanların arasına sosumuzdan sürüyoruz. Böylelikle böreğiniz çok daha lezzetli olacaktır. Su böreği lezzetinde şahane bir börek tarifidir. Böreğimizin üzerini kapattıktan sonra dilerseniz bu aşamada böreğinizi dilediğiniz boyutta kareler halinde kesebilirsiniz. Ben pişirdikten sonra kesmeyi tercih ettim. Size hangisi kolay gelirse onu yapabilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa bu aşamada böreğinizi en az yarım saat ya da daha fazla dinlendirebilirsiniz. Böreğimizin üzerine dilerseniz susam, dilerseniz çörek otu ilave edebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde güzelce kızarıncaya kadar yaklaşık 40 dakika kadar pişirmeye bırakalım. Böreğimiz pişti gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şimdi bıçak yardımıyla böreğimizi kareler halinde dilimleyelim. Böreğimiz şimdi sunuma hazır. Dilerseniz kahvaltılarınızda, dilerseniz beş çaylarınızda, hatta davet masalarınızda yapıp ikram edebileceğiniz tek tek sarma derdinizin de olmayacağı hazır yufka ile peynirli börek nasıl yapılır tarifimi mutlaka sizler de deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun tadım kısmına geçebiliriz. İçinin yumuşaklığını görüyorsunuz. Su böreği severler bu tarifi mutlaka yapın. Su böreğinin lezzetinde şahane bir börek tarifidir. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı Beni desteklemek için videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.